Herkes selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine Twisted Tower'dan yardırmaya devam edeceğiz. 150. savaşı umarım görüp geçeceğiz diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa görürüz ve 3 savaş hakkımız oluyor yanlış bilmiyorsam şu anda. Öyle oluyor olması lazım. 3 savaşta da geçebilirsek geçeceğiz. Geçemezsek artık ben bir sonraki turun yenilenmesini bekleyeceğim. Uzatmayayım direkt. Geri şöyle bir gireyim bakalım. Yardırmaya başlayalım direkt. 138'den 100... Eğer mümkünse 151'e. Hatta tekte geçme imkanımız muhtemelen yok. Öyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum ama ya süre yetmez. Aslında geçeriz. Karakterlerimiz kolay kolay ölmüyor ama süreyi yetiştiremiyoruz abi. Bu kalkan olayları çok fazla. Bu kulede çok fazla kalkan alınıyor. Bu da sıkıntı yani. Yani şöyle bir durdurayım bakayım ben şunu. Bu arada challenge'ın da son kısmına kadar geldim ama challenge'a şimdilik çekmeyi düşünmüyorum abi. Challenge şimdilik dursun bakalım. Challenge'da sonuna uğraşırız şu an. Hem kule hem challenge acayip takıldı bu arada. Onu düzelteceğim birazdan. Şöyle bir devam edelim. Şöyle bir gel kanka. Tamam. Oh, iyi de vuruyoruz. Ama iyi de takılıyor. Niye böyle oldu? Biraz pek aşledim galiba onunla alakalı ya. Vallahi var ya. Anasını satayım. Benim yan hesapta şey biriktiydi. Ruh. Ondan pek aşledim. Öyle şey şu şey çıksın diye gold pack'ten açtıydım 2 tane 3 tane. Girdim çıktım diye büyük ihtimalle bokluk yapıyor şu anda. Vay şerefsiz ya. Neyse tamam. Ben onu hemen düzelteyim. Şimdi bir sonraki maçta görüşelim. Geliyorum. Geldim bakalım şöyle bir gelelim. Bu arada bir tane 2 tane pack açtığında falan tabii ki de göstermiyorum size. Çünkü bir tane 2 tane pack'i göstermenin çok bir anlamı yok. Son gelen pack de zaten spec ops pack mi gelmişti? Diamond spec ops pack gelmişti galiba. Onu zaten yakın bir sürede açtığımız için yani yakından kastım. Bir önceki değil bir önceki yani iki önceki pek açımızda zaten şey vardı o vardı yeni bir paket gelmediği için eğer yeni paket gelecek olursa deneyebiliriz ama öbür türlü çekmeyi şu an düşünmüyorum her hafta gidip de aynı paketi açmanın anlamı yok yalnız o paketler çok karlı bilginiz olsun 20 tane açma hakkı olan paketlerde çok yüksek oranlı diamond atıyor hani önemli bilginiz olsun yani. Açmaya çalışın eğer açacaksanız ondan açın. Bence hiç açmayın. Şu an kule geliyor zaten. Hem normal kule var hem de fatal kısmı geliyor. O yüzden bence şey yapmak daha önemli yani. Saklamak şu an için daha önemli gibi duruyor. Şöyle bir al kankacım. Gayet güzel. Şöyle bir pataklayalım seni de. Tamamdır. Yapma gider ayak vurdu ama çok az yedik ya. %6 falan yedik. O da bir şey değil zaten. Yani 90 bin canları var. Paramparça ediyoruz ya. Hızlı bir şekilde parçalıyoruz. Güzel. Kulaklığın gene... Heh dur tamam düzelttim. Kankam kulaklık bokluk yapma ya. Anasını satayım. Videoya girdiğimiz anda yapıyorsun. Müzik dinlerken falan kendi başıma hiçbir şey yok. Bu arada şey diyorsunuz da abi. Kulenin hard kısmından düşüyor diyorsunuz da Epic ekipmana. Eğer öyleyse izlediğim ya birkaç videoya baktım ben. Acaba ne yapıyorlar bunlar kulede diye. Adamlarda o yani ikinci üçüncü evrim Epic ekipman var şu an bu kulenin Twisted Tower'ın daha... Bilmiyorum. O çok farklı bir şey o zaman. Yani paketten falan açıyorlar ya diye düşünüyorum. Ya da içinde başka bir şey var. Bilmiyorum artık. Belki paket açıyorlardır ya. Kimsenin günahını almayalım abi. Bu paketlerden oyunun sattığı paketler var ya. 200 liraya falan bir tane paket açılıyor yani. Orada epik ekipman falan verebiliyor. İhtimal dahilinde diyebiliyorum bu. Kule ilk geldiğinde alıyor olabilirler. Şimdi bizde 200 TL diye görünüyor. Adamda 10 dolar falan. Ya ben de 10 TL olsa açıkçası açarım. Vallahi açarım. 3 tane 4 tane açarım yani. Hiç sıkıntı yok. Öğrenci olduğum halde açarım onu. Çünkü yani hani videodan gelen videoya gitsin. Hiç sıkıntı olmaz bana koymaz. Hem onun eğlencesini yaşamayı çok isterim de 200 lira bozuyor abi. Gerçekten bozuyor yani. Gelmiyor ki o kadar. Hani ayda anasını satayım zaten gelen parayı görseniz otur bağlarsınız ya. Özellikle kanka sen ne yaptın bu arada ağzımıza sıçtın bizim. Hiç düz vuruşumun hiçbirisini vuramadım ya. Hasar niye bu kadar düşük? Bir dakika. Nokta at. Allah Allah. Hasar düşüklüğü ne? Bir de yerime sabitlendim. Yani smoke'una sıçacağım şimdi. Körede de bir salak etti ya. Yine körlüğü geliyor bu arada. Şuna geçeyim de ben. Kanka bir sal artık lan. Bir çıkayım ya. Kitapsızlara bak. Heh. Şunu da attım mı yok oldun zaten. Sonra. Heh. Attım bunu. Tamam. 85.000 sadece vurmayla yedi ya. Yuh. Ağzına yüzüne. 100.000 güzel vuruyor. Çok da güzel vurmuyor ama 10. evrim yani full artı full diamond aslına bakarsanız ama yani 100.000 çok düşük bir hasar ya. Bilmiyorum. Bence yetersiz. Çok yetersiz bir hasar. Scorpion öküz gibi vuruyor orası ayrı da. Sub-Zero bu arada çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum. Düz vuruşları olsun hem bu Frostbite değil mi? Aynen Frostbite efekti olsun. İş yapıyor.
Hani gerçekten güzel, tatlı. İkinci teneyi full değil mi ya bunun? Full. Vallahi bilmiyorum. Ona rağmen az vuruyor gibi. 110 bin diyor da maksimum. Aynen, yaklaşık 110 bin vuruyoruz biz de. Kule ekipmanı sadece bir tane var galiba, onunla alakalı bilmiyorum. Şuna bir bakayım. Yüzde yani 24 arttırıyormuş hasarımızı. Şu ne? Bunda da şey, yani basic atakta da arttırma var. Tamam. Bunda da basic atak değil mi? Aynen, düz vuruşumuz o yüzden çok fazla vuruyor. Şunu bu arada mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bu kulede herhangi bir karakterinize verirseniz çok fazla iş yapar. Bilginiz olsun. Tremor'a falan vermenize gerek yok yani. Debufflara karşı şey yapmak. Debufflara karşı işte direnç oluşturmak çok çok önemli bu kulede. Bu arada brutalize gelmiş, şey yapacaklar. Brutalite atmaya çalışacak karşı takım bize. O yüzden canımızı yüksek tutmaya çalışalım. %33'ün altına falan inersek çıkalım abi. Yani başka karaktere geçelim. Dikkat etmek önemli bu yönden. Yani öldürtmeyelim durduk yere. Gerçi öldüremezler büyük ihtimalle. 540 bin can var şu anda Scorpion'da. Jade'de kaç? Scarlet'ta kaç acaba? Ona da bir bakayım bakalım birazdan. 200 bin, 300 bin, 300 binlerde bir şey olması lazım diye biliyorum ama bakalım, daha az olabilir. Böyle bir Jax abicim, gel abicim. Ben hep her şeyi Scorpion'a topladım şu anda. Çünkü ana hasarım o yani. Onunla parçalamaya devam etmeye çalışıyorum. Şeyde Sub-Zero'da 220 bin canımız var. Yani kendi kendine öldü bu arada bu şeyden. Fire damage'ından öldü anasını satayım. Frostbite'i de yedi. Frostbite'ı yedi. Şöyle bir blokta kaldın mı? Kaldın. Neyse, canımız dolduruyor da bir şey. Yani az biraz dolduruyoruz. Bu da güzel olay ya. Vallahi düz vuruşumuz çok güçleniyor, baksana abi. Panama da yedi bu arada. Scarlet'ın 300 bin canı varmış. Şununla attığımız anda tak bir kanama yediklerinde iyileşiyor bundan sonra. Yetenek attığında falan. Ama gerek kalmayacak büyük ihtimalle. Aynen. Dönüş bakalım kardeşim, gel. Sesimesi mükemmel ya. Çok güzel abi. Bu ilk geldiğinde de ben böyle hype'lanmıştım. Şu anda hype'lanıyorum aynı şekilde. Şöyle bir atayım bakalım. Yani çok da fazla vurmadık ama kötü de vurmadık ya. Güzel. Kule ekipmanlarımız da çok yaradalar. Yani Scarlet'ınki falan da çok düşük bir seviyede. İkinci evrim falan. Başka da ekipman yok zaten. Yani bakalım. Şu hard kısım bir gelsin. Oradan belki bir epik ekipman düşürürüz. Ben buradan da düşüyor diye biliyorum bu arada. 200. savaşta falan Tower Reverse'lerden bir bakalım ya. Standart şeyden mesela epik atma ihtimalin var mı senin kanka? Var. Varmış bakın. Hani burada gösteriyor zaten. Alma ihtimaliniz var diyor abi. Tamamladığımızda mı alacağız? Regardless of the outcome of the battles. Yani herhalde bu şey boss savaşlardan düşürme ihtimalimiz var bunları. Yani düşse, eğer düşüyorsa ki düşer ya abi, niye düşmesin yani. Sindel'ın şunu düşürdüğüm anda bu arada %1200 maksimum can, şuna bakar mısın ya abi, acayip güzel değil mi şu olay. Bunda %450, %100 curse atıyorsunuz, %225 hasar arttırma falan, inanılmaz ya. Yani bu arada brutalitesi değilmiş lan şeyin. Dur dur. Joker'in ben brutalitesi sanıyordum bunu ama değilmiş. Normal şeymiş. Ki baya baya iyi zaten. Bu Terminator'un diğer brutality şeyi. Bende şu an hem Sindel'ın hem Terminator'un brutality ekipmanlarının birer tanesi var. Bir tane daha çıkartırsak çok tatlı olacak. Yakında bu arada şey gelse bari ya. Yani bu ne derler ona? Terminator falan alabileceğimiz pekler gelse aslında açmaya çalışabiliriz yani. Bir şekilde deneriz onu. Ama hiçbir şey gelmiyor abi. O yüzden yani ne yapacağımı ben de çok bilmiyorum. Umarım gelir diyelim. Ne diyelim? Başka diyecek bir şey yok. Gelirse açarım. Elimden geldiği kadarıyla açmaya çalışırım yani. Bakalım ya Acıda, ya hayırlısı. Şöyle bir girersen artık, ama sen de bugün beni aynen mutlu edeceksin kanka. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir seni parçalarız ya. Buna bu arada yetenek atmayın. Bu karaktere yetenek atınca, bekle, atabilirsem eğer, ölmezse öldü ama yapacak bir şey yok. Yani yetenek attığınızda gelip arkanızdan vuruyor. Jason Voorhees'in olayı öyle. Şöyle 88 ne ya? Dur bakalım. Böyle bir al bakalım oğlum. Tak tak tak. Tak 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 tak. Aa, bloğu kırılmadı lan. Kırılır diye yeteneği bastım ama. Zaten gerçi bu yetenekte şey var. Sıkıntı var ya. Çok laglı attığı için dert oluyor. Şöyle bir al kanka. Tamam, paramparça ettik. Gayet güzel abi. Ekipman valla 150'den bekliyorum ya hacı. Son savaşlarda hiç atmadım bak. Burada da atmazsa eğer şey olacak. Yani 150'de de atmamış olursa 30 savaştır hiç ekipman görmüyor olacağız. Bu da bayağı bir gerici durum aslına bakarsanız. Ya umarım atar diyelim, ne diyelim. Sindel falan geldi. Bunu bir yenile kanka. Ben şeyi yaptım mı ya? Bu muhtemelen yaptımdır. Quest'e girdim mi diye hatırlamaya çalışıyorum da şu an girmiş olmam lazım. Şu ara birer saatte questleri yapıyorum. Zaten neredeyse tüm gün evdeyim.
it gibi çalışmayla geçtiği için bir saatte bir topluyorum ki fazla fazla ruh alayım. Kule varken çünkü dayanması birazcık zor oluyor kule, ruhu dayandırmak. Artı challenge'ları da şu an tamamlamaya çalışacağım kendim tek başıma. Onları da tamamlarsam zaten çok rahat bir şekilde ne derler? Yani ruhumuz birikmiş olacak. Güzel olacak öyle de. Sindel ablacığım seni çıkartmaya çalışıyoruz ama vallahi çok zor duruyorsun ya. Çok mutlu olurum bu arada çıkarsa var ya. Kudururum anasını satayım. Bir sindalım olsun isterim ya. Valla. Şöyle bir al bakalım yavrum. Dur dur. Dur sakin ol. Tamam en iyi sensin. Şöyle bir al. Şöyle bir al bakalım. Tamam. Böyle bir vurduk mu. Tak. Güzel. Sakin sakin yavrucuğum. Sana şunu ben bir atayım. Şöyle attım mı. Şöyle bir yedin mi şunu. Tamam. Uf 13.000 de buradan vuruyoruz. Bir daha çıkarken bir daha yiyor. 26.000 de oradan yedi. Şöyle geçelim. Şöyle bir alacağım. Bak mesela. Şu an bloğa geri geçebildi. Gördünüz mü? Normalde komboyu bitirdikten sonra yeteneği attığınızda bloğa geçemez. Üst üste gerçekleştirirsiniz çünkü ama Sub-Zero'da bir bekleme süresi katmışlar yeteneğe ve bu bok ediyor. Gerçekten bok ediyor. Yani birinci yeteneği çok çöp aslında Sub-Zero'nun. Çok büyük sıkıntı yaratıyor bu durum. Arkadan bu arada CG motorlu birisi geçip duruyor. Kardeşim artık ya geç ya kaza yap biz kurtulalım yani. İkisinden birisi olsun. Bir de çok yüksek hızla geçiyor ha. Mahalle arasında öyle sürmek ne lan? Lan bir çocuk mocuk çıksa paramparça eder ya. Vallahi şu CG'ciler çok garip insanlar ya. Mondial motor sürenler var ya onlardan bahsediyorum abi. Keko tipler hani. Onlar da ara ara burada oluyor. Ulan gerçi Adana'dan geldiğim için her taraf onlarla dolu olduğu için yadırgamıyorum ben alışkınım zaten. Şu çayımdan da bir içeyim ya. Çay demişken de bu arada A101'de satılan bir tane şey var. Limonlu yeşil çay var. Eğer diyet falan yapıyorsanız çok çok fazla işinize yarar. Bilginiz olsun ve tadı çok bilmiyorum. Normal yeşil çaya göre bence çok güzel. Hem limon da olduğu için şey de yapıyor. C vitamini de alıyorsunuz belli bir miktar. Hem yeşil çayın vitaminlerini topluyorsunuz. Hem ödem atmaya yardımcı falan. Mesela şu an ödem atmayla uğraşıyorum ben. Ama senin ağzına sıçarım bak. Bana vurdurtmuyor çok sinir oldum. Bloğa geri geçebildi bak mesela normalde geçememesi lazım. Üst üste şöyle vurunca ben kuduruyorum ya. Vallahi beni çok sinir ediyor şu durum. Hadi kaybol. Kaybol. Aa nasıl öldüremedin lan? Çekemedim gördünüz mü ruhunu? O ne lan? Oğlum saçmalığa bak ya. Bir canı kalmış olamaz değil mi orada? Yani siz şu an izliyorsunuz. Bir geri alın bakayım bakayım. Bakın bakayım bir ona. Bir canı kalmış olamaz ya ben vurduğumda. Var mı öyle bir ihtimal bilmiyorum ama. Şöyle bir al kanka. Vallahi bilmiyorum. Çok çok büyük şanssızlık olur eğer öyleyse. Yani. Ya bir canı kalmıştan kastım. Bir canı kaldı görünüyor da ben bir cana mı indirdim onu? Yoksa son bitirici vuruşu yapmadığım için mi bir can da kaldı? Hani normalde öyle oluyor ya. Yetenek falan attığınızda bir candayken bir yetenek daha atıyorsunuz. Hala bir canda kalmaya devam ediyor bazı yeteneklerde. Acaba öyle mi diye düşündüm yani. Neyse. 145'e kadar geldik bakalım. Şimdiki sıkıntı buralar değil zaten. 150'de işte karşımıza çıkan bosslar bizim kaderimizi belirleyecek. Bakalım 3 savaşta yenebilecek miyiz onları? Yenebiliriz diye umut ediyorum. Yenemezsek de canımız sağ olsun. Zaten bunu tek video yaparım ben yine. Yendiğimiz kısımdan şey yaparım. Yenene kadar çekmiş olurum ben bunu. Öyle yaparız yani. 150 kesinlikle yenmiş oluruz bu video içerisinde. Sadece gün farkı olur. Yani gün de değil hatta 12 saat fark olur. O kadar. Kulenin süresini beklerim. Böyle bir tamam al bakalım oğlum. 22.000, 16.000, 25.000 falan derken eritiyoruz zaten. Poison bize kaç vuruyor? 4.000, 4.000 vuruyor bak abi. Normalde damage overtime'dan canımız fazla olduğu için çok fazla yiyoruz ya. Dert yani. Ha, çok da büyük bir sıkıntı değil zaten. Scorpion'da can doldurma falan da var. Bosslarda da öyle çok büyük bir sıkıntı olmuyor yani. Vampirizmden dolayı birazcık can çekebiliyoruz. Çalıştığı anda zaten parçalıyor. 400. Oo, fazla fazla canım gitti. Böyle bir al bakalım yavrum. Sana şunu dağıttık mı? Artık seni uğurluyoruz. Tamam. 24.000 mi vuracaksın? Yok 16.000 vurdu. Normalde kritik vurup 24.000 vuruyordu da beni bozmak için yaptı galiba. Tamam. Böyle devam edelim. Güzel oğlum. Hadi bakalım. Yok. Leş verdi. Leş ötesi verdi. Lan gidip birinci seviye ekipman verilir mi ya? Kardeşim bir epik ver de bir çıldıralım ya. Vallahi epik versen var ya. Çok kudururum da zor. 150. savaştan belki çıkartırız. Dur bakalım. 200. savaşta acaba hard kısmında 200. savaştan sonra kesin olarak epik veriyor mu? Eğer veriyorsa çok iyi. Ben şu ana kadar bu arada hiç Hard Kule'nin 200. savaşını bitirmedim. Bakalım nasip olacak mı bu seferkinde. Ekipman yoktu çünkü. Genelde ben kuleyi yani kuleye hep geç başlıyordum. Ya sınav zamanında geliyordu kuleler. Bu yeni kuleler falan full öyle oldu. Elder Wind Tower öyle oldu. Dark Queen Tower öyle oldu. Dark Queen's Tower öyle oldu.
Yani sınav olunca falan da yoğun oluyor. Üniversite varken çok yoğun. Şu an yaz olduğu için stajım da yok. Stajım seneye başlayacak. En boş yazım şu anda aslında bu. O yüzden en verimli yaz haline getirmeye çalışıyorum. Hayatımın en verimli yazı olması gerekiyor bunun. Ona uğraşıyorum. O yüzden bakalım kuleyi bitirebildiğim kadar artık 5 mi 6 mı kaç defa 5 kere muhtemelen bitirebileceğiz normal kuleyi. Bitireceğim abi, hiçbir savaş kaçırmamaya çalışıyorum ki kaçırdım zaten bol bol. Burada da kaçırdım yani. 36 gün mü vardı, yok 40 gün falan vardı galiba. Ben yani 20 gününü kaçırmış oldum şu anda. 3 defa bitirme hakkımız gitti. Yani toplamda 4 kere falan bitirebileceğim ben. Sıfırdan başlarsak. Hard kısmını da 3 kere bitirebileceğim. Eğer tabii tüm savaşları yenersek üst üste. Ki zor, çok zor. O yüzden 2 kere diyelim biz ona. 2 kere hard kısmı bitirsek bu arada gayet güzel. Yani hard'da daha az ekipman düşüyor bence. Bilmiyorum, o daha büyük bir sıkıntı. Ama 100. savaşta diamond alıyorsunuz. Orası çok güzel bir olay. Ve herhangi bir diamond olabiliyor diye biliyorum bu. Yani Joker içerisine dahil edilmeyebilir gerçi. 200. savaşta muhtemelen verecekler onu. Yani hard kuleyi bitirdiğinizde bir kere 2 diamond alıyorsunuz. O da mükemmel bir olay aslında ya. Bakalım bitirebilir miyiz bilmiyorum işte. Orası dediğim gibi. Şu an birazcık beni korkutuyor. Ama bitiririz gibime geliyor ya. Dur bakalım. Bir aksilik olmazsa, uzun da sürse bitiririz abi. Ikına ıkına bitireceğiz onu. Yani zaten gelmesine şu an siz bunu izlerken ben bunu ne zaman atacağım bilmiyorum. Üst üste çok video çektim. 2 gün sonra attığımı varsayaraktan 3-4 gün falan kalmış oluyor. Yani çok da büyük şey değil. Çok bir süre kalmamış oluyor. O zamana kadar ben bu kuleyi bir kere daha bitirmiş olamayacağım. Yani bitireceğim şu an. Diğerini de yarılamış olacağım. Yani 2 kere bitirmiş, bir kere de yarılamış olacağım. Böyle bir almadı yalnız onu. İyi olmadı. %100 vurmuştuk oysa ki. Neyse. Çok da önemli değil ya. Böyle bir al. Bloğu bu arada bir türlü kıramadık ya. Öldürdük ayıyı da. Sub-Zero'ya geçecektim de. Geçemedik anasını satayım. Öküz gibi vurduğu için Scorpion birazcık şey oldu. Neyse hadi bakalım. Ne oldu şimdi? 1400 coins oldu. Ne oldu? Bok parçası olmuş anasını satayım. Neyse. Hadi bakalım. Ay, coins'i de dayanamayıp sürekli olarak yiyorum ama bundan sonra biriktireceğim abi. Bakalım coins nereye kadar gidecekmiş. Şu an 148. savaşa geldik ve 5 savaş hakkımız var. 2 savaş sonra %50'deyiz. Aynen 3 savaş 150'de yapacağız. %50 dedim bu arada, gidip mal gibi. Bir çayımdan biraz daha yudum alayım ya. Şu an yağ oranım öküz gibi yükselmiş durumda. %12 yağda falanım. Çok kötü, onu düşürmeye çalışıyorum o yüzden. 2-2,5 ay falan sağlam diyet yapabilirsem yağ oranım galiba şöyle bir %10, %10'un altına belki inmiş olabilirim bile. Çok sağlam diyet yaparsam. Definasyon şey haline geçmeye çalışıyorum ama çok zor abi ya. Çok Türkiye'de maalesef her şey pahalı olduğu için birazcık sıkıntı oluyor. Bu arada son tekmemiz ne kadar vurdu lan öyle? Bayağı bir fazla vurduk ya. Skala tablacım gel bakayım. Yapma. Tamam, en iyi sensin. Sakin ol ya. Kızma çocuk. Tamam. Yani bunu parçaladık. Şimdi bir Scarlet daha var karşıda. Ben kanamaya dirençli misin acaba diyeceğim de. 3 vuruşa 108 bin can aldık. O yüzden çok da bir önemi yok galiba. Kes lan sesini dedi bana. Tokadı vurdu valla. Şimdi son bir savaş kaldı. Bakalım 150 nasılmış. Ah lan dedim bir an. Rare ekipman evrim aldı sandım da. Gitti normal rare ekipman attı ya. Karakter ekipmanı attı. Sevmiyorum abi. Karakter ekipmanı verme bana ya. Zaten challenge'lardan işte ne bileyim. O ne lan öyle? Aa lan şey yapamadım. Yenileyemeden bir tane, tamam o anda süresi doldu. Gördünüz mü? Şansa bak lan. Ne kadar garip bir olay. Bunu da hayatımda ilk defa yaşadım bu arada. Garip. Şu sürekli ne o? Rethammer ekipmanından açmaya çalıştığım için açıyorum ondan ben bol bol. Coins'i orada yazıyorum genelde şeyden. Ne bu? Challenge'dan aldığım coins'i oraya basıyorum ki karakter ekipman şeylerini fullemeye çalışıyorum. Ekipmanlarını. Yüzüklerde falan şu an sıkıntı var. Şu kule olayları falan biraz rahatlasa Faction Wars'a da geçeceğim aslında. Faction Wars niye söyleyemedim öyle. Faction Wars'a da aslında yapabilirsem çok tatlı olur. Bakalım ya. Umarım yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Göreceğiz hep beraber. Böyle bir al kankacım. Tamam, paramparça ettik. Scarlet ablam bunu tekleyebilir misin? Sana güvenelim mi? Bakalım. Yok, tekleyemedi. Ah be. Güvenimizi sarsın çocuk. Bakalım Taki'yi de tekleyebilecek mi? Ronin abicim gel bakalım. 70, 96 bin ama 77 bin canı kalmış senin. Sen niye ölmüşsün ya? Ha bu şey benim talents'lardan dolayı galiba. Muhtemelen ondan dolayı öldün. Böyle bir al kanka. Şuna vurduk mu? Güzel. 150'yi göreceğiz şimdi. Hadi bakalım hayırlısı. Hadi be kankam, o kadar zor olmasın da.
şey yapalım ya. 3 savaşta geçebilirim. Yani geçemezsek de sıkıntı yok gerçi de. Bir şey değişmeyecek. Shinnok'un bokunu vermiş. Yani. Hadi kanka. 150. Bakalım 3 tane hayvan gibi boss varsa böyle yoğun güçlü. Sıkıntı yaşarız. Ama 3 tane yoksa. Aa, çok büyük bir sıkıntı değil lan. Ben bunları parçalarım. Ama Jason Voorhees'e şey atamayacağız ya. Ve bunlar da kalkan alıyorlar galiba gene. Bakayım. Kalkan şeyi var mı? Evet abi, kalkan alıyor bu. Bu alıyor mu? Bu almıyor ama epik ekipmanı var bunun. Hem de 2 tane epik ekipmanı var. Bunun da 2 tane var. Biri 4. diğeri 2. evrim. Abo. 10. evrim rare ekipmanı var. Vallahi sıkıntı bunlar. 10. evrim Ankama'nın varmış. Ankama'nın bari daha iyi de 6. evrim rare'ı var bunun. 2 epik ne ya? Abi çok sıkıntılar. Canları şu an çok yüksek olacak bunların. Bana da epik düşerse bu arada canımız şu anda yani bir anda böyle 540 binden 1 milyona kadar çıkma ihtimali bile. Ya 1 milyona çıkmaz da belki 850 bini falan görebiliriz yani. Sonrasında bir epik daha eğer düşürürsek veya evrim atlatırsak o epiğe direkt 1 milyonu geçiyoruz zaten. Öyle bir iş yapıyor epik ekipman. O yüzden çok fazla önemli. Hani onu demeye çalışıyorum aslında. Bakalım bunları yenmeye çalışacağım. Ama zor. Yetenek attığımda direkt arkamdan gelip bana vuracağı için ve kalkan olacağı için ki rare ekipmanı şu anda galiba 10. evrim bunun. Bakın kalkandan dolayı da çok az hasar yiyor. Bu durum beni birazcık yoracak tabii ki ve yetenek dolduramıyorum şu anda. Böyle bir sıkıntımız var çünkü boss'a geçtik, unuttum ben onu. Gene unuttuğum için şey oldu, biraz sıkıntı oldu. Güzel de vurdu bu arada. Şöyle Scarlet'a geçelim. Hemen böyle değişe değişe seri seri oynayacağız. 3 savaşta yenmemiz lazım da bilmiyorum valla. Jason'ı yenmek çok zor. Her girip çıktığında kalkan alacak. Ve yetenek atamayacağız yani karaktere. Çünkü sürekli olarak savuşturma şansı oluşuyor. Bu arada 45 bin de çok iyi vuruyormuşuz lan. Leatherface'i direkt öldürmemiz lazım. Ki Jason çıkıp girip şey yapamasın. Kalkan alamasın. Birazdan çıkar zaten bu. Çıktığı anda da şey yapacak. Frostbite'i yedi bu arada. Blokta kalamayacağım değil mi? Oo, bayağı da vurdu lan. Yani şöyle bir al bakalım oğlum. Tamam. 96. Ay çok kötü attım şey. Canına bakacağım diye çok kötü attım ya. Neyse. Şöyle al kanka. Senin ikinci yeteneği atmaya çalışalım. Scorpion'a geçecek misin artık bu arada, şeyi yenilemesini verecek mi Scorpion abi? Hiç vermedi şu an. Bu elin başından beri gitti, Sub-Zero'ya verdi. Çok garip. 78, 77. Şöyle düzgün atmaya oynayayım da, kötü attım onu. 81, çok kötü attık ya. Vallahi kötü attık abi. Gene Jason'a geçti. Evet, 50 saniyemiz kaldı. Yani şu an karakterim ölürse bu arada diriltemeyeceğiz. Çünkü Sub-Zero'muz öldü. İyi, kalkanı bu sefer gitti. Yani Jason'a bakayım, yetenek atamadığımız sensin değil mi lan? Ha, special attack diyor gerçi. Special attack 2 bloklanamaz şans olma. Ha, evet abi. Şey yapıyor ya. Bir dakika. After evading %30 şanstaymış lan. Valla %30 da aslında çok yüksek bir şans değil ya. Atsak mı? Bilemedim şu an ama Shield'ım benim de var bu arada. O yüzden biraz daha rahatım. Vampirizmle de birlikte şey çok rahat dolduracağım. Tamam, bunu şey yapamadı. Bunu atamadı. Atıp direkt çıkacağım zaten. Scarlet'a geçeceğim. 46. Çıkma oğlum. Yapma be. Yedik bir de onu arkadan. Kaç vuracaksın? 244 bin. Bir de süre işliyor işte burada. O çok kötü yani. 5 saniye civarı kaybediyoruz burada. Onu bir yapması bizim... Oha, ikisi birlikte bu arada şey dolduruyordu az önce. Çok garip bir durum yaşandı. Kanka %30 şans çok yüksek değil ama. Abi attı, gene attı ya. Uf. Ay, %30'da 2 kere üst üste nasıl tutturuyorsun kodum? Yani biz onu imkanı yok, yapamayız normalde. Baksana ya. Saçmalığa bak abi. Bitti. Savaş da bitti zaten. Neyse. Aslında iki savaşta zor ya. Üçüncü savaşta belki yeneriz ama. Dur bakalım. Canlı olduğum şeyi süre kaybettirme olayı çok kötü. Yeneriz ya, durdu. Yeneriz sadece. Dikkatli oynayalım birazcık. Biraz şöyle odaklanayım ben biraz daha. Dur bakalım. Jason'ın canını bayağı bir aldık. Leatherface'i zaten öldürürüm ben. Sıkıntı yok. Yetenek atabiliyoruz ona rahat rahat. Jason sıkıntı şu anda bize. Yani. Bakalım. Karakter. Zaten bizi öldüremiyorlar. O yönden bir sıkıntımız yok. Sub-Zero'yu öldürsün. Dert değil zaten. Bana Scorpion lazım. İşte Scarlet da aslında iş yapıyor. O da bayağı bir vuruyor. 45 bine kadar çıkıyor hasar. Scarlet bu arada çok fazla vuruyor. Fark ettiniz mi abi? Yani normal ötesi fazla vuruyor. Scorpion neredeyse onun iki katı gücünde şu an ama onunla aynı vuruyor neredeyse yani. Ben şu an Scarlet'a bir geçeyim hemen. Şöyle bir dolduralım onun yeteneklerini. Kalkanı bittiğinde de atarız zaten. %36'ya kadar indirdik canını. Weaken'ı da attık. Çok güzel oldu abi. Kalkanı bitti şu anda. İkinci yeteneğini açmadan atmak istemiyorum. Zaten değişir o zamana kadar da büyük ihtimalle güç doldurma şeyi. Bakalım.
Değişti şu an. Scorpion'a geçti. Tamam, canını yan tarafta hem doldursun o. Leatherface geldi, gayet iyi. Seni bir parçalayayım Leatherface'cim ya. Demoja vurtayım demiyorsun sen. Ve şeyi de yüksek ya. Bunların bu dayanma şeyleri çok yüksek. 25 mi falan yiyor. Az yiyor şu an. Bir daha geçmiş abi. Çok hızlı geçti şeye bu arada ya. Scarlet'a çok hızlı geçti. %55. Hadi bakalım devam edelim şöyle. %53. 52. Devam. Hadi kankam. Hadi kankam. Değiştirmedi şu an hala. Scorpion'a geçelim. Şöyle attım mı şunun üstüne. Çok güzel vurabiliriz. %46'dan %33'e kadar. %13 vurduk. Çok tatlı bu arada. Çok tatlı hasar. Bir dakikamız var daha. Ben bu arada combo yaparken nasıl yetenek atıyor onu anlamış değilim de. Neyse hadi bakalım öyle olsun. Şöyle bir şey yapalım. Bunun birinci yeteneğini atacağım bu arada çıkmadan diyeceğim de. Yedik. Dur yedik onu. Sub-Zero'ya geçelim o zaman abi. Şöyle bir al bakalım oğlum. Bloğu da kıramadık bu arada. O da iyi olmadı. %45 blok kırma şansım var. 3 vuruşta kıramadım. Helal olsun ne diyeyim. Vallahi helal olsun yani. Öldürdün müydü onu? Tekledin. Aferin. Aferin oğlum. Böyle al bakalım. %31. Hadi. Yapma. Yapma. Yapma da şunu bir. Yapma. Blok breaker'ını açsam mı aslında? Kullanacağım yeteneğimi de. Ay söveceğim şimdi ya. Canım çok azaldı bu arada. Bloğu aha kırdık. Çok güzel lan. %25, 23, %8. Hadi oğlum 20 saniye daha savaşırız ya. Valla yeteneği dolmuş ama Power Drain yok işte. Power Drain'in takımları bu yüzden çok etkiler. Full Power Drain dediğiniz zaman bunlar bir şey yapamıyorlar. Ve bu arada kullanmıyor. %30 şansı tutmadı. Gayet iyi. Bakalım. Aa kullandı abi. Şey yaptı. Attı yeteneğini ya. Sıkıntı oldu bak. %1 candayım şu an. Anlıyorum hocam. Ve stun yedim. Çok güzel. Bir daha stun yedim. Üst üste stunlanıyoruz. Kalkanımız çalıştı. Ah bir saniye kaldı. Ah onu atabilsem şu an ikinci yeteneğim dolmuştu da. Neyse. Çok da önemli değil. Ekranımı kırma lan şerefsiz adi. Deli manyak. Psikopat seni. Tokadı vururum. Suratına sıçarım ha. Tamam. Son savaş abi. Muhtemelen yeneceğiz ya. Vallahi yeneceğiz gibi duruyor. 3 savaş bu arada bence buraya güzel. Çok da kötü değil yani. 170'te 4 savaş. 190'da 5 savaş de. Sen işte 200'de 6 savaş de. Olsun harcayalım. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok yani. Önemli değil abi. Bir günümüz şeye gitsin. Ekstralara gitsin. Yani çok da dert değil. 30 savaş yapıyor zaten bir günde. Önemli değil orası. Yani toplamda işte 7 günde falan. 7,5 günde falan bir kule bitirmiş oluyoruz. Yani 60 şeyi ya kaç bitirebiliyoruz? 8 kere falan bitirilebiliyor aslında kule. Yani çok fazla bitirilebiliyor aslında. O da baya baya güzel bir olay zaten. %5 şu an canının gitmediğine bakmayın. Kalkanı gitsin ben onun ağzına sıçacağım zaten. Gitti kalkanı. Gel kanka. 53.000. Seni şöyle bir combo ile herhalde uğurluyoruz. Gayet güzel. Sen de bir dur. Şöyle bir al bakalım. Şunu attığım gibi bitti abi. Yendik. Güzel. Bu arada ses bug'ını duydunuz mu abi? Sesin bug'ını duymuşsunuz orada bak. Atmadan ben daha yeteneği. Atma şeyi geldi. Yani bu çok salak bir bug. Hadi be hocam. Şöyle bir epic ekipman olur. Bak karakter verme. Gerisi çok da önemli değil. Aha vallahi çok güzel. Tamam epic ekipmandır abi. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Gayet iyi. Şu anda %62 can, %31 damage boostumuz ve ateşe karşı %51 dayanıklılığımız olmuş oldu. Gayet güzel. Bunu fulllediğimizde damage ortamına... bir dakika. Oha. Oha. Bakın 10. erimi yaptığınızda bu ekipmanı, şu an bu gelen ekipmanı damage overtime'da hasar almak yerine can yeniliyorsunuz abi. İnanılmaz bir aslında pasif bu. Çok güçlü bir pasif, çok güzel bir pasif abi. Mükemmel 10. erim yapmak çok değerli olur bunu. Tabi yapabilmek çok çok zor. Orası ayrı bir olay. Kulenin bir daha gelmesi gerekiyor. Bu kulenin bir daha gelmesi de bir sene falan sürer yani. Harbiden o kadar sürebilir. Güzel abi çok güzel. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. 3 savaşta yendik bitirdik. 150'de bu şekilde halletmiş olduk. Bir sonraki savaşı yan kanalda göreceksiniz büyük ihtimalle. Çünkü 170'e denk gelmiyor. Zaten bundan bir gün sonra falan yine savaş gelmiş olur. Görmüş olursunuz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kodunuz da savaş olsun. Video şu ben. Kendinize çok çok iyi bakın.